İnançlılar için sorular. Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz? Yok eğer hür iradeniz varsa niye bazı şeyleri seçtiğimizde cehenneme atılıyoruz? Biz seçimlerimizde özgürüz. Kader sadece Tanrı'nın bizim seçimlerimizi önceden bilip takdir etmesidir diyerek bu işin içinden çıkmaya kalkışmayın. İnsan verdiği kararları çevresindeki koşullara ve faktörlere göre verir. Bu koşullar ve faktörler ise Tanrı'nın kontrolü altında. Hatta onun sebep olduğu şeyler olduğundan, Tanrı eğer denilen vasıflara sahipse, insan gerçekten özgür olamaz. Durum bu olmasa ve Tanrı insanı gerçekten özgür kılabilecek veya kılmış olsa, yani insanın kararları konusunda Tanrı'nın hiçbir kontrolü olmasa, o zaman bu durum Tanrı'nın özgürlüğünü kısıtlar. İnsanın özgürlüğü ve iradesi Tanrı'nın mutlak iradesiyle çelişir. İnsan gerçekten seçimlerinde özgürse ve Tanrı'nın bunda hiçbir rolü yoksa, fonksiyonu sadece bunları baştan bilmekten ibaretse bu Tanrı'nın gücüne sınır koyar. Tanrı her şeyi kadir olduğuna göre bizim seçimlerimiz de onun onayı ve bilgisi dahilindedir. Hatta çevremizdeki her şeyi o yarattığından seçimlerimiz de dolaylı olarak onun sebep olduğu şeylerdir. Dolayısıyla hem Tanrı hem de insan bir arada özgür olamaz. Cüzi irade ve külli irade ayrımı da bu işi çözmeye yetmez. Bu çelişki dinlerin doğasında vardır ve din adamları bunun içinden ağızlarıyla kuş tutsalar çıkamazlar. Kendilerine sorun. Alacağınız hiçbir cevap sizi tatmin etmeyecektir. Genellikle kadere fazla kafa yorarsanız işin içinden çıkamazsınız. Külli irade ve cüzi irade diye bir şeyler vardır diye anlamsız, sonuca götürmeyen cümleler kuracaklardır. Seçme yeteneğimiz var. Fakat bazı şeyleri seçmememiz isteniyorsa, bu yeteneğin ne kadar anlamı var? Tanrı'nın gerçekten var olduğunu farz edelim. Benim niye ona tapınma zorunluluğum var? Eğer benim herhangi birine, bu biri benden çok daha güçlü bile olsa tapınmayı reddetme yeteneğim varsa, eğer bunu seçebiliyorsam, öyle bir yeteneğim var demektir. O zaman bu yeteneği kullanmaktan dolayı neden ceza görmem gerekiyor? Eğer itaat istiyorsa, neden itaat etmeme yeteneğini de veriyor insana? Yok eğer başka türlüsünden zevk alamıyorsa, o zaman peki bu Tanrı sadist midir? Sorusu gündeme gelir. Tanrı her şeyi biliyorsa, o zaman geçmişte, gelecekte ona yaratılış anında belli demektir. Belli olan bir şeyi değiştirmek için, kitap, peygamber gibi şeyler göndermenin mantığı nedir? Saint Paul Sentra göre, Tanrı varsa bile ona savaş açıp yok etmeye çalışmalıyız. Çünkü o bizim özgürlüğümüze engeldir. Tanrı varsa bile eğer iddia edildiği gibi adilse, hür irade verdiği ve insanı seçme yeteneğiyle donattığı kullarından bu yeteneği kullanma hakkını esirgememelidir. O zaman kendisi iyi niyetli ve adil olmaz. Gaddar, despot ve adaletsiz olur. Farz edelim ki bilim kurgu filmlerindeki o akıllı robotları yapacak kadar gelişti teknolojimiz. Ve bu yaptığımız robotlar hem kendi varlıklarının bilincinde hem de hür seçimlerini yapabilecek varlıklar. Bu durumda biz onlardan bize köle gibi itaat etmelerini bekleyebilir miyiz? Buna hakkımız var mıdır? Bunu yaparsak bu durumun hür insanları köle edinmekten ne farkı vardır? Bu bizi gaddar, acımasız, despot ve adaletsiz yapmaz mı? Yapay zeka programları üzerine çalışan bir bilgisayar programcısını düşünün. Bir program hazırlıyor, test ediyor ve programın istediği kadar zeki davranacağını görüyor. Bu durumda programcı kimi suçlamalıdır? Yazdığı programı mı yoksa kendisini mi? Kur'an'da neden devamlı kölelerden bahsedilmektedir? Kölelerinize iyi davranın ve benzeri telkinlerde Kur'an'da bolca rastlamak mümkündür. Yani Kur'an köleliği doğal karşılar. Hatta tasvip eder. İnançlılar bu durumla nasıl yüzleşmektedir? Kur'an'a göre Tanrı bazılarının kalplerini mühürlemiş, onlardan imanı esirgemiştir. Biz ateistler belli ki o kişilerdeniz. Peki bu durumda Tanrı bize haksızlık yapmış olmuyor mu? Bizim ne suçumuz vardır? Bu Tanrı'nın adil sıfatıyla çelişmiyor mu? Peki ya ömrü boyunca İslam'la tanışmamış kişilerin ne suçu vardır? Afrika'nın ilkel bir kabilesinde doğmuş ve Tanrı'yı bir kere duymuş, İslam'ı, İsa'yı bir kere duymuş, Muhammed'i bir kere duymuş birinden Tanrı nasıl kendisine iman bekler?'' Tanrı'nın bizi hem sevdiği söylenir, hem de hayatın bir imtihan olduğunu ve eğer bu imtihandan kalırsak, bunun cezasının olduğunu söylenir. Yani Tanrı, bizi zorla böyle tuhaf bir imtihana sokmuştur. Ve hem hadislerde, hem de kutsal kitaplarda cehennemde, cennettekilerden çok daha fazla insan olacağı söylenir. Bu insanın sevdiği birilerine yapacağı türden şey midir? Tanrı'nın kadınlara ne garezi vardır? Neden gerekirse dövülebileceklerini söylemiştir. Örneğin Nisa suresi 34. ayet. Neden onlar aklen ve dinen eksik yaratıklardır? Hadis kaynağı Buhari. Neden şahitlikleri erkeğin yarısı değerindedir? Bizim Müslüman ülkeler Tanrı katındaki en son ve en hak dine sahipse neden dünya üzerinde tüm Müslüman ülkeler sürünmektedir? Neden gavur Hristiyanlar ve Yahudiler dünyayı yönetmektedir? Tanrı eğer varsa, hem varlığının tüm kanıtlarını bizden gizleyip, hem de bizlerden kendisine inanmamızı beklerken, ne yaptığını zannetmektedir. Kendisi saklambaç oynayan bir çocuk mudur? Eğer evrende yaşayan bizden başka pek çok uygarlık varsa, ki modern bilime göre bu kuvvetli muhtemeldir, o zaman bu uygarlıkların bir kısmı bizden geri ise bile, bir kısmı da kesinlikle çok daha ileridir.'' Acaba Tanrı uzaylılara da peygamberler ve kitaplar göndermiş midir? Onları da mı cehenneme atacaktır? Bizlere huri kızları ve şaraptan nehirler vaat ederken acaba uzaylılara ne vaat etmiştir? Tanrı her şeyi bir sebep için yarattıysa ve her canlının yeryüzünde bir fonksiyonu varsa neden 60 milyon yıl önce tüm dinozorları ve o zaman yeryüzünde yaşayan canlıların %95'ini ortadan kaldırmıştır? Neden devamlı pek çok canlı türünün soyu tükenmektedir? İnsan bugünkü şekliyle yaratıldıysa, bilim adamları kazı bölgelerinde neden iskelet yapısı günümüz insanına uymayan, daha bir maymuna benzeyen, fakat yanı başında taştan delici ve kesici aletler bulunan iskelet örnekleri bulmaktadır. Bunların yüzlerce örneği vardır. İnsanlar ademle ile havvadan türedi ise ve evrim dolayısıyla da. Bununla bağlantılı olarak çevre koşullarına bağlı modifikasyon diye bir şey yoksa neden dünyanın dört bir yanındaki insanların vücut özellikleri, deri renkleri farklıdır? Canlı türleri yaşadıkları ortamlar içinde ve son halleriyle yaratıldılarsa neden bilimde evrim denen bir prensibe inanılıyor ve neden bu teorinin yığınla reddedilemez kanıtı vardır? Neden bugün saygın bilim adamları bu teorinin doğruluğuna inanırlar? ve neden televizyonda yayınlanan bütün doğa belgesellerinde evrim teorisine doğrudan veya dolaylı atıflar yapılmaktadır. Ayrıca dini kitaplarda Nuh tufanından bahsedilmesi dahi evrimin dinler tarafından reddedildiğinin bir kanıtıdır. Tanrı'nın kendi kendini yok etmeye gücü yeter mi? Tanrı'nın ikinci bir Tanrı'yı yaratmaya gücü yeter mi? Tanrı'nın birden fazla olmaya gücü yeter mi? Tanrı'nın kaldıramayacağı bir taşı yaratmaya gücü yeter mi? Tanrının gücü yetmeyecek bir şeyi yaratmaya gücü yeter mi? Tanrı her şeye kadir olmamaya da kadir midir? Tanrı herhangi bir sıfatına aykırı şekilde davranabilir mi? Davranabilirse ve davranırsa o zaman bu sıfatı nasıl hak eder? Tanrı mantık ilkelerinin üzerinde midir? Aynı anda hem doğru olan hem de yanlış olan bir şey yaratabilir mi? Ya da daire şeklinde bir kare. Tanrı Evreni yaratmadan önce neredeydi, ne yapıyordu? Tanrı geleceği hem bilir hem de değiştirebilir mi? Değiştirirse eski bilgisi yanlış olur. Tanrı düşünebilir mi? Düşünme geleceğe ve geçmişe dairdir. Tanrı geleceği ve geçmişi bildiği için düşünmemelidir. Düşünmeye kalktığında kendini yalanlar. Bu yüzden Tanrı gelecekte kurgulayamaz. Kurgularsa geleceği bilmiyordur. Tanrı sevgiyi yarattığı için sevemez. Tanrı öfkeyi yarattığı için öfkelenemez. Tanrı merhameti yarattığı için merhamet gösteremez.